Değerli katılımcılar, Atilla Bey, İsmail Bey, tedarik zincirinde yeni gelişmeler seminerimize hoş geldiniz. Derneğimiz tarafından seminerimize vermiş olduğunuz destekten dolayı tüm katılımcılarımıza, Atilla Bey ve İsmail Bey'e teşekkür ederiz. Bugün Tedarik Yönetim Kurulu üyesi Atilla Bey, tedarik zincirinde yeni gelişmelerle ilgili bilgilendirme yapacak ve PwC Türkiye Şirket Ortağı ve Tedarik Zinciri Lideri İsmail Bey de değişen dengelerde geleceğin tedarik zincirleriyle ilgili sunum gerçekleştirecek. Seminerin sonunda sizlerden gelecek olan sorulara cevap verecektir. Ayrıca sunumlar sırasında sormak istediğiniz herhangi bir soru olması halinde chat bölümünden de yazılı olarak paylaşabilirsiniz. Ben sizlere kısaca derneğimizden biraz bahsetmek istiyorum. Derneğimiz 2013 yılında itibariyle faaliyete geçmiştir. Kurucu üyeleri arasında Bosch, Siemens, Zell, Borusan, Finansbank gibi firmalar yer almaktadır. Daha sonraki yıllarda Şişecam, Kalekim, Ekolojistik, Sokar Petkim gibi firmalar da aramıza katılmışlardır. Şu an itibariyle 150'ye yakın üyemiz vardır. Kurumsal üyelerimizin yıllık satın alma hacimleri yaklaşık olarak 15 milyar dolar civarındadır. Tedarik zincir yönetiminin temsilcilerinin tamamını, dolayısıyla tüm sektörlere hitap edebilen derneğimiz, belirlediği vizyon ve yüklendiği misyon doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Ana ilkelerimize sadık kalarak üyelerimize ve diğer tüm paydaşlarımıza her geçen gün daha nitelikli hizmetler vermek gayreti içerisindeyiz. Seminerimizin verimli geçmesini diliyorum. Sözü Atilla Bey'e bırakıyorum. Buyurun Atilla Bey. Çok teşekkür ediyorum Arzu. Herhalde görülüyorum değil mi? Evet Atilla Bey, görülüyorum. Evet, bugün size tedarik zinciri yönetimini anlatacağım ve tedarik zinciri dünyada her şeyin geliştiği ve değiştiği gibi tedarik zinciri de değişiyor ve gelişiyor. Bu gelişmeye muhakkak ayak uydurması gerekiyor şirketlerin. Ayak uydurmayıp hele bir de bu değişiklikleri, gelişmeyi reddedenler doğal olarak piyasadan çekilmek durumunda kalacaklar. Ama bu gelişmeyi takip eden şirketler, izleyen veya kopyalayan şirketler yaşamlarına yine aynı kapasitede, aynı tempoda devam etme şansı bulacaklar. Ancak geleceğimiz, gelecek yıllarda büyüyecek olan, gelişecek olan şirketler gelişmeyi kendi işlerinde yaratan ve bunun ortaya çıkmasında katkıda olan şirketler olacaklar. Bunlar büyüyecekler. Onun için ben de gelecekte bizi nelerin beklediğini bu seminerde sizlere anlatayım ve şirketlerinizi de buna hazırlayın. Buna göre ön çalışmaları yapın ve hep beraber bir endüstride gelişme şansı bulalım diye bu konuyu seçtim. Çok eski bir tanımı var tedarik zincirinin. Tedarik zinciri, tedarikçi ile satıcı arasındaki üretimin, tedarikçiden ürünün satın alınması, üretimle ürüne bir değer katılması ve sonra bunun da herhangi bir satıcıya satışı olarak geçmişte tanımlanıyordu. Ve burada üç tane planlama yapıyorduk. Tedariğin planlanması, üretimin planlanması ve piyasadaki talebin, o talebin karşılanmasının gerektirdiği satışın planlaması. Ancak zaman içinde bu tanımlarımız bizim değişti. Çünkü artık tedarikçiyi sadece takip etmek yetmiyor. Tedarikçinin tedarikçisini de takip etmek gerekiyor. Çünkü tedarikçi malı bulamazsa bizim ihtiyacımızı karşılayamayacak ve bizim de buna hazır olmamız gerekiyor. Onun için yakın geçmişte tedarikçinin tedarikçisinden satıcının satıcısına kadar olan iş süreci diye tanımladık bunu. Ancak bu artık yine çabuk devreden çıktı, modası çabuk geçti ve artık günümüzde biz ham maddeden tüketimin geri dönüşüne kadar olan iş süreci diye bakıyoruz tedarik zincirinde. Hatta tükettiğiniz ürünlerin tekrar yeniden üretime girmesi de, yani recycle edilmesi de bu iş sürecinin içine girdi. Tüketimin geri dönüşüne kadar olan sürecin içine girdi.
Geçmişte tedarik zinciri biraz daha kolaydı. Çünkü gümrüğün konulduğu bir ekonomi vardı. Çok yüksek gümrük vergileriyle iç piyasadaki üretimi koruyordu devlet. Ondan sonra ve küçük ölçekli üretim vardı. Milli üretim vardı. Pek yabancı sermaye girmemişti işin içine. Ve üretimler bölgesel yapılıyordu ve bölgesel tüketiliyordu. Bundan dolayı da mal hareketi yavaştı. Çünkü üreticiler malı üretiyorlar. Ondan sonra tüketicilerin bu ürünü alması için ihtiyaç olan reklamlara, tanıtıma ve pazarlama faaliyetlerine başlıyorlardı. Ve bundan dolayı da kimsenin acelesi yoktu. Acele olmayınca da zaten mal hareketi yavaşlar her zaman. Ve esas çalışmalar üretim maliyetinin düşürülmesi, daha ucuz maliyetle ürün üretilmesi ve buradan da daha fazla kar yaratılması üzerine yapılıyordu. Çünkü üretimde bir sorun vardı. Fakat satış kolaydı. Piyasada malzeme yoktu, mal yoktu. Satış kolaydı. Sorunlar üretimden doğuyordu. Ve de yüksek kredili, yüksek faizli banka kredileriyle çalışmak zorundaydı firmalar. Çok yüksek enflasyonlar yaşadık biz geçmiş dönemde. Ve bu arada zaman zaman hem ham maddenin hem yarı mamulün bulunmasının zorlaştığı dönemler oldu. Ve tabii ki buna bağlı olarak üretim de yavaşlayınca bu sefer üretilen ürünleri bulmak zorlaştı. Kuyruklara girildi, açıktan paralar ödendi. Zor bir dönem yaşadık. Ve bu bölgede üreticiler mallarını tüketiciye iletmek için bölge bayilik sistemleri geliştirdiler. Yani merkezde bir firma, büyük bir firma herhangi bir üretim yapıyor. Fakat bu yaptığı üretimin bölgelere, diğer şehirlere yayılması için o bölgede küçük lojistik şirketi gibi çalışacak. İşte bir küçük deposu olan, 2-3 tane kamyoneti olan veya vanı olan şirketlere bayilik verdiler. Bunlarla bölgesel dağıtım yaptılar. Ve ortada biz hep milli markalar gördük. Daha yabancı şirketler henüz daha gümrük vergilerinin yüksek oluşundan dolayı yabancı markalar giremedi içeriye. Bu dönem bizim artık geçmişte yaşadığımız ve geçtiğimiz bir dönem. Tedarik zincirinin bu döneme uygun bir tanımı vardı. O da der ki ham maddeden tüketime kadar giden ki buna tedarik zinciri diyoruz. Ve bunun içinde her birim şirketin uzun dönem performansının arttırılması amacıyla yaptığımız bir işlem diyor tedarik zinciri yönetimi. Uzun dönem performans demek o şirketin pazarda canlı kalması ve kar etmesi, hayatiyetini sürdürmesi amacıyla yapılıyor. Ve bunun içinde bir kurum içindeki çeşitli departmanların, iş kollarının arasında bilinen iş ilişkilerinin ve aralarındaki uygulamaların sistematik ve stratejik koordinasyonudur diye tanımlanıyor. Yani ortada bir şirket var. Bu şirket kendi içindeki iş ilişkilerini ki buna tabii ki bir yerde satın alma ve satış da giriyor. Bunları sistematik ve stratejik olarak koordine ettiği zaman tedarik zincirini yönetti diye tanımlıyorduk biz. Halen bu tanım geçerli ancak gelecekte başka tanımlar giriyor bunun içine. Günümüze bakalım, geçmişi anlattım. Günümüzde artık ekonomi küresel hale geldi, üretim küresel hale geldi. Dünyanın her yerinde üretilen ürün bizde, Türkiye'de raflarda görünüyor. Aynı şekilde bizim ürettiğimiz ürünler de dünyanın birçok ülkesinde, o ülkede raflarda yer alıyor. Yani ekonomi artık küresel haline geldi. Üretim küresel ve satış küresel hale geldi. Tabii ki küresel hale gelince de üretim adetleri arttı. Büyük ölçekli üretim yapmamız gerekiyor. Büyük ölçekli üretim yaptığımız zaman daha büyük araçlarla taşınmaya, daha büyük depolara koymaya başladık günümüzde. Ve tabii ki mal hareketi hızlandı. Çünkü ürünü bir yerden bir yere götürmek artık zaman alıcı bir işlem. Ve zaman içinde ürünlerin özellikleri kaybolmasın, üzerindeki finansman yükü bize bir maliyet olarak gelmesin diye mümkün olduğu kadar malı hızlı taşımaya başladık. Artık daha hızlı araçlar, daha hızlı demir yolu hatları, daha hızlı gemilerle taşıyoruz ürünlerimizi. Ve lojistik maliyet üzerine yöneldik. Çünkü artık üretim maliyetleri öyle bir noktaya geldi ki o maliyeti daha fazla geriye çekmek şansı yok. Çünkü herkes aynı teknolojiyle ürünü üretiyor. Aynı sermayeyle, aynı ham madde maliyetleriyle, aynı enerji maliyetiyle ortada bir tek ürünün satış fiyatını etkileyecek lojistik maliyetler kaldı. Ve herkes lojistik maliyeti kontrol etmeye ve minimize etmeye çalışıyor. Üretim artık sorunsuz. Ancak satış zorlaştı çünkü
rekabet arttı piyasada ve de üretim-satış dengesi önem kazandı. Geçmişte malı üretiyordunuz, depoya koyuyordunuz. Artan enflasyonda zaten malın fiyatı yükseliyordu. Satsanız da karlıydınız, satmasanız da karlıydınız. Ama artık mallar depoda bekleyemiyor. Çünkü bekleyen her mal bir maliyet getiriyor. Her maliyet satışı daha da zorlaştırıyor. Bunun için de mümkün olduğu kadar piyasadaki talep ne kadarsa bu kadar üretmek gerekiyor. Veya tersine ne kadar üretiyorsanız, ki üretiminde zaten bir ekonomik adedi var, bu kadar adette ürettiğiniz zaman da bunun satışını sağlamanız gerekiyor. Yani mümkün olduğu kadar da önceden talep yaratmak gerekiyor. Pazarlama burada devreye giriyor tabii ki. Ve küçük şehirlerdeki bayi sisteminin yerini yavaş yavaş lojistik firmalar alıyor. Zincir mağazalar Anadolu'ya yayıldıkça, zincir mağazalar ana firmalardan direkt mal aldıkça, o zincir mağazaların şubelerinin olduğu yerdeki bayilerin fonksiyonları azalıyor. Ve bütün bunu karşılamak için de büyük şehirlerde büyük depolar açıyoruz ve bu depolardan direkt olarak zincir mağazalara, AVM'lere lojistik firmalar ürünleri yolluyorlar. İcabında o şehirlerde daha küçük ölçekli depolar açıyorlar. Ve de artık küresel ve milli markalar rafta yan yana duruyor, yan yana çalışıyor. Bir şey değişti. Değişen neye baktığımız zaman da küreselleşme bütün değişikliklerin nedeni. Küreselleşmeyle beraber üretim değişti, satış değişti, pazarlama değişti, lojistik değişti ve küreselleşme dünyayı değiştirdi birdenbire. Onun arkasından tabii dijitalleşme devreye girdi. Ben hatırlarım geçmişte kartlara, stok kartları tutardık. Üç tane mal geldi, iki tane yollandı, elde bir tane kaldı diye her mal hareketi kartın üzerine işlenirdi. Veya muhasebe dijital ortamda değildi. Yine defterlerle, kağıt kürekle çalışıyorduk. Ama ardından dijitalleşme başlayınca işlerin yapma şekli değişti. Daha hızlı iş yapmaya, daha hatasız iş yapmaya başladık. Tabii bu küreselleşmeyle beraber ölçekler büyüdü. Ölçekler büyüyünce iş yapmak daha da zorlaştı. Riskler daha da fazla arttı. Ve de hızlı çevrim süresi baskısı yaşamaya başladık. Yani ham maddeden tüketime kadar giden bir ürünün ömrü artık uzun olamıyor. Çünkü uzun ömürlü ürünler finansman yükü getiriyor, depolama yükü getiriyor, taşıma maliyeti getiriyor. Bundan dolayı da biz mümkün olduğu kadar üretim ve tüketimi, ham maddenin üretime girmesini, üretimin tüketime gitmesini hızlandırmak zorunda kaldık ve hızlı çevrim süresi yaşıyoruz. Bütün bunları yaparken de tabii ki ideali sıfır stok çalışmak. Sıfır stok bir ütopik hedeftir. Ancak bu sıfır stoğa yaklaşmak için bir sürü model ve teknoloji var. Bunları uygulamaya başladık artık. Yalın ve çevik tedarik zinciri yaratıldı. Bunlar üzerinde çalışıyoruz. Yani gereksiz işlemlerin olmadığı ve yaptığınız her işlemin hızlı yapıldığı bir tedarik zinciri yönetimi devreye girdi. Tabii ki ürünler de çok hızlı değişmeye başladı. Eskiden bir araba 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl aynı modelde üretilirken şimdi 6 ayda bir firmalar yeni modeller çıkartıyorlar. Cep telefonları ilk çıktığında 5 sene aynı cep telefonunu kullandık ama şimdi 3 ayda bir yeni cep telefonları çıkıyor piyasaya. İçecekler anında değişiyor, yiyecekler anında değişiyor, yeni yeni ürünler çıkıyor. Hızlı ürün değişimi işin lojistiğini zorlaştırıyor fakat satışı kolaylaştırıyor. Ve de ürünlerin ömürleri gitgide kısalıyor. Çünkü çok kısa zamanda bu ürünü tükettiğiniz zaman yerine yenisini almak zorunda kalıyorsunuz. Bütün bunların ötesinde de bu değişimde müşteriye yakın olma isteği var. Firmalar müşteriye daha yakın olup onların isteklerini, şikayetlerini doğrudan almak istiyorlar. Bunun için işte pazar yerleri ve lojistikçilerin direkt müşteri teslimatları gündeme geliyor. Bayilik, distribütörlük sistemi değişiyor, gitgide küçülüyor bayiler, distribütörler azalıyor. Ve de biz depolarımızda geçmişte ambar derken ismine, arkasından geçtiğimiz 10 yılda, 20 yılda bu ambarların adını depo diye kullandık. Artık depoları kullanmıyoruz, dağıtım merkezi demeye başladık. Hatta bazı yerlerde içeride malı stoklamadığımız ama büyük araçlarla gelip, küçük araçlarla ürünün dağıtıldığı yerlere de aktarma merkezi diyoruz. Bütün lojistik sistem değişti, taşıma şekli değişti. Bu değişimi benimseyen şirketler sektörde başarılı oldular.
Peki bakalım yakın gelecekte, yani önümüzdeki 10 yıl içinde bizi neler bekliyor? Küresel üretim devam edecek. Küresel üretim artacak ve küresel tüketim daha da fazla artacak. Çünkü hep ulaştırma koridorlarını daha hızlı taşımaya, yeni koridorlar bulmaya, daha ekonomik taşımaya yöneliyor dünya çalışmaları. Daha büyük konteyner gemileri yapıyoruz. İşte Çin'den Avrupa'ya taşıyan İpek yolu taşımacılığı devreye giriyor. Lojistik köyler yapıyoruz, daha hızlı ürünü takip edelim diye. Bütün bunlar her şeyi küresel hale getirecek ve büyük ölçekli birleştirilmiş dağıtımı konuşmaya başlayacağız gelecekte, yakın gelecekte. Birleştirilmiş dağıtımda şunu kastediyorum, aynı adrese gidecek farklı firmaların malları bir noktada aynı aracın içine konup aynı araçla o yere teslim edilecek. Çünkü bir market düşünün, görüyorsunuzdur evlerinizin önünde. Her yarım saatte bir, 15 dakikada bir araç gelir, arkası açılır, içinden bir kasa çıkar, marketçi dışarıya çıkar, gerekli evrakları imzalar ve sonra araç tekrar gider. Halbuki aynı yere giden bütün firmaların malları bir noktada o aracın içine konsa, bir seferde o malların hepsi belli saatlerde, işte sabah saatinde, öğlen saatinde veya akşam üzerinde o markete teslim edilecek. Hem şehir içi dağıtımlar ekonomik hale gelecek, hem de daha dağıtım hızlanacak. Çünkü dolu araçla bir yere malı bırakıp tekrar geriye gelip yeniden doldurduğunuz zaman taşıma maliyeti düşer. Ve dağıtım hızlanır ve marketlere o kadar çok mal vermek, bir seferde mal vermek zorunda kalmazsınız, sürekli beslersiniz. Bu başlayacak gelecekte. Yaygın tüketim başlayacak. Yani yeni yeni tüketim ürünleri devreye girecek. Bunları yine takip edeceğiz. Ve de lojistik konsolidasyonu başlayacak. Yani aynı depoda birbirine rakip firmaların, birden fazla firmanın malını depolayacağız. Ben hatırlıyorum işte Aras Lojistiğin genel müdürlüğünü yaparken bilinen bir fırça markasını ben depoma stok almıştım ve onun lojistiğini yapıyorduk, dağıtımını yapıyorduk. İkinci bir marka, yine bilinen bir marka bizden hizmet istedi. Çok çok iyi olur dedik çünkü fırçalar aynı noktalara gidiyor. Marketlere, eczanelere, AVM'lere gidiyor ve giderken ikisini beraber sevk ederiz dedik. Ama ikinci marka kabul etmedi bunu. Ben şunu söyledim ya, nasılsa bunlar kargoya verilecekse kargoda yan yana gidiyorlar. Beraber teslim ediyorlar. Yok dediler. Onun markasıyla benim markam aynı yerde bulunmayacak. Onun üzerine hemen yakında ikinci bir depoyu daha tutup araçların yarısını A firmasından, yarısını da B firmasından yine beraber yollamaya başladık. Ama artık şirketler bundan vazgeçiyorlar. Bundan vazgeçip benim için daha ekonomik olacaksa, rakibim için de ekonomik olacaksa ben bunu kabul ederim. Bize taşıma maliyetini ve depolama maliyetlerini düşürün diyorlar. Ve böylece lojistik konsolidasyonu başlıyor gelecekte. Üretim sorunsuz fakat satış daha da zor olacak. Bu yüzden de satış gruplarına bayağı ciddi yükler düşecek. Sipariş üzerine üretim dediğimiz sistem çalışacak. Bazı otomotiv markalarında başladı bu sistem. Beyaz eşyalarda, televizyonlarda buna döneceğiz. Önce siparişi alacağız. Ondan sonra telefonlarda önce siparişi alacağız ve ondan sonra da bunun üretimine geçip satılmış ürünü üretmek zevkini yaşayacak üreticiler. Bu da harika bir şey tabii ki. Lojistik maliyetleri neredeyse minimize olacak. Çünkü stok maliyeti olmayacak işin içinde. Sipariş üzerine üretim yaptığımız zaman. E-ticaret dağıtımı bu COVID nedeniyle biraz öne çekildi. Ben daha sonra bekliyordum bunu ama birdenbire öne çekildi ve patladı. Ve e-ticaret dağıtımı daha da gelişecek. Bir sürü firma, hatta kendi taşımasını kargolarla yapan firmalar şeye girecekler, dağıtım sistemine girecekler ki bu konuda da giren firmalar var. Kendi dağıtım ağlarını kuruyorlar, büyük e-ticaret pazar yerleri. Bunlar daha da fazla artacak. Anadolu'daki yine e-ticaret firmaları doğacak ve bunlar da kendi bölgelerinde yine kendi araçlarıyla dağıtacaklar. Ve bayilerin yerine artık dağıtım firmaları alacak. Yani lojistik firmaların yerine dağıtım firmaları çıkacak. Dağıtım firmaları alacak bunu. Bu da kurulmaya başlandı İstanbul'da ve diğer şehirlerde. Biz yavaş yavaş küçük şehirlerde büyük depolar kurmaya başlayacağız. Ve zincir mağazalar daha da yayılacak bütün Anadolu'ya. Hatta yurt dışına yayılacak zincir mağazalar ki bunlar da başladı. Yakın gelecekte bizi bunlar bekliyor. Ve tedarik zinciri yönetiminin tanımı değişecek. Ve tedarik zinciri artık bir şirket içindeki operasyonların, süreçlerin, departmanların arasındaki ilişkiyi değil, o zincir içindeki bütün oyuncuların, yani tüm tedarikçilerin, tüm lojistikçilerin, tüm satıcıların,
tüm bayilerin hepsinin birlikte yönetildiği bir sistem haline gelecek. Bunun için tedarik zinciri içindeki yapılan her iş adımlarında biz sistematik ve stratejik olarak koordinasyonu yapmamız gerekiyor. Gelecekte buna şeffaf oluşunu ekleyeceğiz tanıma. Her şey açıkça bilinir halde olacak ve bilgisayar yazılımı içinde olacak. Ve insanlar işbirliğine hedefleyecekler kendilerine. Uzun dönem performanslarının artması ancak bu sayede olacak. Ve biz şeffaflık ve işbirliğini de yavaş yavaş kongrelerde, yazılarımızda konuşmaya başladık. Bu da geleceğin en önemli gelişecek konularından bir tanesi olacak. Şunlar değişecek. Artık şirket bazında değil, toplam zincirdeki oyuncular bazında tedarik zincirini yönetmeye başlayacağız. Ve şirketlerin iç operasyonları değil, toplam zincir içindeki tüm operasyon için onları yönetmek söz konusu olacak. Şeffaflık ve işbirliği tedarik zinciri içine eklenecek, sözleşmelere eklenecek. Artık şeffaf ve karşılıklı çıkar yaratan win-win sistemi dediğimiz sistemde işbirliği yapmaya çalışacak şirketlerle. Bu bir tedarik zinciri yönetimi. Şeyden başlıyor, kullanıcıdan başlıyor, ham maddeden başlıyor. Bunun paketlenmesi, yan sanayide yarı mamul haline dönmesi, ondan sonra bunun tekrar paketlenip taşıyarak üreticilere aktarılması, üreticilerden sonra bunların taşınarak depolanması, depolardan satıcıya kadar iletilmesi, satıcıdan da son kullanıcıya kadar yine taşınması veya son kullanıcının kendisinin taşıması ve ondan sonra da atıkların yeniden değerlendirilerek ham maddeye alınması dediğimiz bir yönetim şekli var. Bu yönetimi biz artık bilgisayarımızın ekranında online olarak canlı şekilde dijital transformasyon dediğimiz, dijital yönetim dediğimiz sistemde görme şansımız olacak. Ve buna bağlı olarak sistemin her noktasında kaç tane ürünümüz var, kaç tane ham maddemiz var, ne zaman gelecek, bütün bunların planlamasını yapıp minimum malzeme stoğuyla bu işi yapar hale geleceğiz gelecekte. Tedarik zinciri süreçlerinde değişiklik oluyor. Artık sadece malı satın alıp, ham maddeyi satın alıp, ürünü üretip tüketiciye yollamak değil, tedarik zinciri yönetilirken, artık dizayn edilirken başlangıçta CRM ile başlayacak. Yani ben bu ürünleri yaparsam kime satarım, hangi ürünleri satarım, hangi periyotla bunları alırlar ve nereden alırlar maddesiyle başlayacak. Ondan sonra bu müşteriye bu hizmeti Customer Service Management dediğimiz müşteri hizmet yönetimiyle nasıl aktaracağız? Bunun planlamasını yapıyoruz. Bununla ilgili sözleşmeleri yapıyoruz. Ondan sonra talepler gelecek. Bu talepleri nasıl konsolide edeceğiz? Nasıl birleştireceğiz? Bunları nasıl sistemimizin içine çekeceğiz? Bunun analizini yapmamız gerekiyor. Yine süreçler içinde sipariş işleme var. Gelen siparişler bir sistemde konsolide olacak, birleştirilecek ve buna bağlı olarak da bir üretim akış planı hazırlanacak. Gelen siparişlerin bir kısmını depodan vereceğiz, elden vereceğiz. Bir kısmını üretime vereceğiz. Bir kısmını dışarıdan belki temin edip vereceğiz. Son çalıştığımız yerlerden. Sonra da üretim akışını planlayacağız. Üretim için gereken satın almanın planlanması gerekiyor yine tedarik zincirinde. Bütün bunların yanında ayrı bir departmanda da ürün geliştirme, yeni ürün yaratma çalışmaları yapılacak, Ar-Ge çalışmaları yapılacak. Çünkü piyasada bir malı satmanın iki tane yöntemi vardır derim. Bunun bir tanesi fiyatını kırmak, hiç tavsiye etmediğim bir şeydir. İkincisi de farklılık yaratmaktır. Farklılık yaratmak ancak mevcut ürün gamınızın yeni ürünlerle takviyesi ve rakiplerden daha farklı bir ürün geliştirmeniz ve bunu satmaya başlamanızla geçerli. Çünkü o zaman koyduğunuz fiyat karşılaştırılabilir bir fiyat değil. Dilediğiniz fiyatla bunu satabiliyorsunuz. Ta ki rakipleriniz sizi kopya edinceye kadar. Bundan dolayı ürün geliştirme tedarik zincirlerinde en önemli departmanlardan bir tanesi. Tabii ki lojistik işin temel ayrılmaz oyuncusu olacak. Ve bir de gitgide iadeler artmaya başlıyor. Bu iadelerin de yine yönetilmesi, dış kaynağa verilmesi gibi çalışmalarla tedarik zinciri içinde geçerli bir konu olacak bizim için. Tedarik zinciri bir seyahat içinde. Nereden başladık biz? Daha henüz bilgisayarlarımız olmadan her şeyi kağıt kürekle yaptığımız zaman dijital öncesi diyoruz biz buna. Dijital öncesinde önce üret sonra sat. Yani içeriden dışarıya bir satış sistemi vardı. Üretmeden satamıyordunuz. Üretip depoya koyuyordunuz. Reklamlar yapıyordunuz. Satış elemanları elde çanta dolaşıyordu. Ve ondan sonra bu ürünler satılıyordu. Ve bunu yaparken de
üst yönetim, patron veya üst genel müdürler, ortaklar bir hedef veriyordu size ve bu hedefi tutturun diye senenin başından senenin sonuna kadar herkesin canı çıkıyordu. Bu tabii ortada bir dijital yönetim, online yönetim olmadığı için oldukça zor olan bir şeydi. Bu hedefleri tutturmak da zaten mümkün değildi. Oldukça zor şeyler çıkıyor ortaya. Çünkü ekonomi çok hızlı değişiyordu. Daha sonra yavaş yavaş biz şeye başladık, mükemmelliğe başladık, kalite işine başladık, kalite belgesi almaya başladık. Ve burada kalite belgesi işi gündeme gelince artık işin ölçülmesi zorunluluğu ortaya. Ve ölçülmesi zorunluluğunda da insanlar... Çok özür dilerim. Evet. Bir soru mu var? Yok, güzel. Onun dışında dijital tedarik zincirine artık yavaş yavaş bakmaya başladık. Çünkü çıkan basit bilgisayarlarla basit operasyonları biz artık kayda almaya başladık. Kaliteyi ölçmeye başladık. Hizmet kalitesini, üretim kalitesini, servis kalitesini ölçmeye başladık. Ve burada hep hatırlarsanız eski kalite belgelerinde fonksiyon mükemmelliğini aradık. Bu işi daha iyi nasıl yaparız diye toplantılar yaptık. Karşılıklı tartışmalar yaptık, görüşmeler yaptık ve işimizi daha mükemmel yapmaya başladık. Ve mükemmelliği aradığımız zaman artık içeriden dışarıya, yani üret ve sat sisteminden yavaş yavaş önce sat ondan sonra üret, önce talep yarat sonra üret sistemine geçtik. Ve burada tedariğin entegrasyonu gündeme geldi. Çünkü üretmek için ham maddecinizle entegrasyon kurmanız gerekiyor. Onun elinde hangi mallar var, hangi malzeme var, ne zaman gelecek diye bunun planlanmasının yapılması gerekiyor. Biz buna dijital tedarik zinciri diyoruz. Şu anda günümüzde biz bunu yaşıyoruz. Ve bunun için de tedariğin entegrasyonu gerekiyor. Yani herkes birbiriyle konuşacak. Çünkü bir tedarikçimin satışı benim satın almamla eşittir. Benim satışım, benim müşterilerimle veya bayilerimle, distribütörümle yine eşittir. Bundan dolayı da bütçelerin birlikte yapılması, CPFR şeklinde yapılması gerekiyor. Ve hatta bütün üretiminde herkesten şeffaf olarak görebileceği şekilde ta ki icabında son kullanıcıya kadar bunun gösterilmesi gerekiyor. Amerika'da Ford fabrikasından bir araç aldığınız zaman size sipariş ettiğiniz aracın o an hangi bantta olduğu, hangi parçaların takıldığı ve ne zaman banttan çıkacağını size verilen kodla direkt olarak görebiliyorsunuz, takip edebiliyorsunuz. Bunun yapılması çok kolay bir şey. Türkiye'de de bunu yapabilen firmalar var. Dağıtımda şu anda yapıyoruz. Mal yolladığımız zaman o yolladığımız malın Türkiye'nin hangi noktasında olduğunu bize bilgisayar üzerinden gösterebiliyorlar. Hatta mobil ekran üzerinden gösterebiliyorlar. Şu anda tedarik entegrasyonu aşamasındayız ve bundan sonra dijital değer zincirine geçeceğiz. Artık tedarik zinciri demeyeceğiz adına, değer zinciri diyeceğiz. Ve bu gelecekte ekranlarda veyahut da konferanslarda duyacağınız bir kelime olacak. Değer zinciri yaratacağız. Çünkü talebe bağlı üretim yapmaya başlayacağız. Bu da bütün tedarik zincirinin tamamen ortak çalışması, dijital dönüşümün sağlanması ve buna bağlı olarak da talebin yönlendirilmesi şeklinde karşımıza çıkacak. Uzun dönemde de ekosisteme geçiyoruz. Dijital ekosistem diyoruz buna. Artık tedarik zinciri değer yaratıcı ağ olarak nitelendirilecek. Yani değeri yaratmayı, değer zincirini kontrol etmekten aşacağız ve değer yaratıcı ağ diyeceğiz. İşimiz daha da kolaylaşacak. Çünkü artık olan bir talebi karşılamak üzere üretim yapmaya başlayacağız, teslimat yapmaya başlayacağız. Zorlaşacak, herkes bunu yapacak. Çok ciddi bir rekabet olacak. Dünyanın şeyi bu. Geleceğe dönük Gartner'ın vizyonu bu. Ben de buna inanıyorum açıkça. Tedarik zincirinde çok farklı sistemler kullanıyoruz. Bunları kullanmaya devam edeceğiz. Just in time hepinizin duyduğu bir sistem. Zaten just in time olmadan tedarik zincirinin hızlanması mümkün değil. Bundan dolayı bu bütün sektörlere uygulanacak. Yani sadece otomotivde başladı. Ondan sonra tekstilde, konfeksiyonda uygulamaya başladık. Birçok sektörde yapıyoruz. Bu bütün sektörlere yayılacak. Ondan sonra üretim için gereken malzemelerin toplanması için Milgram sistemleri kullanılıyor. Yine otomotivde çok güzel yapıyoruz bu işi. Bu diğer sektörlere de yayılıyor. Tedarikçilerden malları tedarikçilerin bize kargo ile yollamasını beklemeyeceğiz. Bir araç çıkacak ve bütün bunları toparlayarak gelecek bize. Ortak hedefler ve stratejiler belirlenecek. Birlikte planlama yapacağız. Yalın ve çevik tedarik zinciri uygulamaları başlayacak.
tedarikçilerimizle ve bayilerimizle, lojistikçilerimizle oturacağız. Yalın tedarik zinciri geliştirme projeleri hazırlayacağız. Ve tedarik ve lojistik ertelemesi, postponement dediğimiz uygulamalar başlayacak. Yani bir malın sadece üretimi değil, siparişten sonra teslimatta üretimi, montajı gibi IKEA'nın yaptığı sistemde sistemler devreye girecek. Ve itme ve satma şeklinde değil, önce talebi yarat, ondan sonra bunu çek sisteminde sistem değişikliği olacak. Şirketler birbirleriyle, tedarik zinciri içindeki oyuncular birbirleriyle birlikte bütçeleme, planlama, bunun tahminleme ve daha sonra da yılı beklemeden güncelleme, CPFR dediğimiz uygulamaya geçiyoruz. Efficient Customer Reply dediğimiz aynı sektörde çalışan firmaların bir araya gelip bazı sistemi düzene sokan kolaylıkların uygulanmasını promote etmeleri gündeme gelecek. Simülasyon yapmaya başladık. Bu yaygınlaşacak. Artık üniversitelerde ders olarak okutuyoruz bunu. Simülasyonda da ortada henüz daha bir şey yokken sizin deponuzun simülasyonu, dağıtımınızın simülasyonu, üretiminizin simülasyonu bilgisayar ekranında başlayacak. Ve siz bunların üzerindeki belli faktörleri, fonksiyonları değiştirerek sonunda ürün ve dağıtım maliyetlerinizi ekranınızda görme şansınız olacak. Advanced planning biraz daha gündeme gelecek. Henüz tam anlamıyla yapamıyoruz. Yani gelecek sene kaç tane satacağız, kaç tane üreteceğiz, kaç tane dağıtacağız? Bunlar sistematik olarak planlanmaya başlayacak. Dijitalizasyon, dijital dönüşüm yine tedarik zincirinde uygulamaya başladığımız bir sistem. Ancak bütün bunları yapmak için bizim gerçekten çok açık şekilde işbirliği, yani collaboration yapmamız gerekiyor sistem içindeki oyuncularla. Kimse kimseden bilgi saklamayacak, her türlü bilgi açıkça herkes arasında paylaşılır duruma gelecek. Bütün bunlar neden gerekli oldu? Bütün bunlar tedarik zinciri, Endüstri 4.0'ın doğuşundan gerekli oldu. Tedarik zinciri 1.0 çok başlangıçtı. Üretim ve tüketim adetleri sadece o bölge içinde yapılıyordu. Yani bir şehir içinde bir üretici vardı. O şehrin ihtiyacı olan işte ayakkabıdır, elbisedir, ekmektir, peynirdir. Bunları üretip o kendi şehir bölgelerinde yapıyordu. Ve burada önce malzemeyi al, ondan sonra yap, stoğuna koy ve ondan sonra sat dönemi dedik biz buna. Tedarik zinciri 1.0'a. Ve burada alıcılar belliydi, kimin ne alacağı belliydi, stoklar belliydi. Ve her şey minimum ihtiyacı regüle etmek için üretime dayalıydı. Ve tek satış noktasından satılıyordu. Ondan sonra tedarik zinciri 2.0 başladı. Tedarik zinciri 2.0'da hinterlandlar genişledi. Artık aynı tek lokasyon için değil, diğer şehirler, diğer lokasyonlar içinde üretim yapmaya başladılar. Ve bunun içinde tabii şehirler arasında mesafe olduğu için diğer şehirlerde satıcılar gerekli oldu. O satıcılar artık kendi bölgelerinde üretim yapmadılar. Malı getirtip orada satmaya başladılar. Tabii ki üretim adetleri yükseldi. Ve üreticide ham madde ve ürün stoğu yapılmaya başlandı üretimin kesilmemesi için. Satıcılarda da satışın kesilmemesi için ürün stoğu yapılmaya başladı. Ve kısa mesafelere ürünler taşınıyor. Hala büyük ülkeler arası taşıma yok. Motorlu araçlar veya deniz taşımasını daha yeni başlatmış oluyoruz burada. Bölgesel artık biraz daha geniş bölgelere yayıldı bu. Yani satışlar devreye girdi. Tedarik zinciri 3.0'da küreselleşme başladı. Küresel üretim ve uzak tedarikçilerden mal alma gündeme geldi. Ve ham maddenin ucuz olduğu ve ucuz işçiliğe yakın noktalarda üretim başladı. Yani üretim artık milli olma özelliğini kaybedip küresel hale gelmeye başladı. Çok büyük ölçekte taşımalar gündeme geldi. Üreticilerden distribütörlere, satıcılara, tüketime giden bir hareket başladı ve yazılımla artık biz kullandığımız ERP'lerle veya çok basit depo yönetimi ve taşıma yönetimiyle dijital olarak konuşmaya başladık, yönetmeye başladık. Ve büyük ham maddeye ve tüketiciye yakın ürün depoları inşa ettik. Bu depolardan mallarımızı getirdik. Tedarik zinciri 4.0 aynı Endüstri 4.0 gibi dijitalleşmeyi gündeme getirdi. Internet of Things'leri gündeme getirdi. Yani artık eşyaların otomatik olarak sistemlere bilgi vermesini, kullandığımız her ekipmanın bize lokasyon bilgisi, durum bilgisi, yaptığı işle ilgili bilgi vermeleri başladı. Uydu teknolojilerini kullandık ve artık zincir oluşturmayı gündeme getirdik. Ve zincir boyunca bütün nesnelerin, sistemlerin, süreçlerin ortaklığıyla beraber ortaya çıkan bilgileri koyabileceğimiz
tedarik zinciri bulutları geliştiriyoruz 4.0'da. Müşteri seçimleri, nakliye süreci, üretim detayları, stok durumu, tedarikçiye teslimat süresi ve bütün zincir aktörleriyle bunun eş zamanlı olarak paylaşımı yapılıyor şu anda. Bu uyguladığımız sistem oldu. Ondan sonra bu bilgilere göre doğru ve etkin karar alabilme, tüketicide ürün izlenirliği imkanı çıktı. Tedarik zincirinde kayıpların daha rahat kontrol edilmesi gündeme geldi ve akıllı iş modelleri kullanmaya başladık. Zincirde yatay ve dikey işbirlikleri, yani benzer işlerin ölçek büyütmek amacıyla konsolidasyonu, benzemeyen işlerin de tedarik zinciri içinde ortaklık veyahut da stratejik işbirliğiyle yapılarak, kontrol edilerek müşteriye bu hizmetin götürülmesi gündeme geldi. Collaboration dediğimiz en kritik nokta oldu. Ham maddeden tüketime kadar giden süreç içinde bir sürü oyuncu var. Üretici var, nakliyeci var, kontrolcü var, ara mamul üreticisi var. Bütün bunların ancak bir düzen içinde, bir disiplin içinde çalışmasıyla biz ham maddeden tüketime doğru giden süreci kısaltabiliyoruz ve maliyetleri düşürebiliyoruz. Bu çok sevdiğim bir grafik. Ondan dolayı buraya da koymak istedim bunu. Tedarik zincirinde işbirliğinde zor bir iş esasında bu. Ve burada üreticiler, lojistikçiler, satıcılar, tüketiciler arasındaki operasyonların planlanması, bilgi paylaşılarak şeffaflıkla birlikte yapılması demektir. Bu zor bir operasyondur. Ancak alışmamız ve bu sisteme girmemiz gerekiyor. Nerelerde işbirliği yapıyoruz? Lojistik süreçlerde işbirliği yapıyoruz. Bütçelerde işbirliği yapıyoruz. Birlikte kaynak yaratıyoruz. Bu kaynakları da paylaşıyoruz. Satın alma ve satışta işbirliği yaratıyoruz. Kategori yönetim stratejilerinde yaratıyoruz. Ürün yönetimi, hatta mağaza içi düzenlemelerde tedarikçiyle satıcı birlikte yapıyor bu çalışmayı. Ortak Ar-Ge ve inovasyon çalışması yapıyoruz. Taleplerin planlanmasında ve karşılaşmasında satıcı tarafında işbirliği yapıyoruz ve birlikte yatırım için kaynak yaratıyoruz. Akışların ortak yapılması planlanıyor ve raporlamalar birlikte planlanıyor. Bu işbirliği ticari bilgi akışını birleştiriyor ve yönetiyor. Süreçleri otomatik hale getiriyor. İç ve dış işbirliğini sağlıyor. Tedarik zinciri masraflarını ve hataları minimize ediyor. Müşteri de tabii ki memnuniyet artışı oluyor bu artan kaliteli hizmetten dolayı. Ve sonunda bizi talebe göre üretime götüren bir çalışma oluyor. Gelecekte hangi konularda işbirliği yapacağız? Ana firma yönetiminde bulut uygulamaları, yani bütün bilgiler bir bulutta toplanacak. Bu bulut üzerinden bilgiler paylaşılacak. Sektörel bazda ortak platform çalışmaları olacak. Ana sektör, her sektör lojistik hizmetlerini, satın almalarını ve satışlarını, sevkiyatlarının tamamını bir ortak bulut üzerinde, ortak platform üzerinden yönetecek. Böylece ortak çalışmalar, ortak taşımalar çıkacak ortaya. Hizmet dalında ortak platformlar çıkacak. Lojistik hizmetlerde, atık yönetiminde yine işi ortak yönetmeye başlayacağız. Ve de ilave olarak ortak Ar-Ge ve inovasyon çalışması yapılacak. Yeni ürünler için pazara giriş sürelerinin çok çok kısalması gerekiyor, kısalacak. Atıkların azalması ve çevre koruma projeleri muhakkak tedarik zinciri yönetiminin içinde ele alınacak. Müşteri memnuniyetinin, hatta beklentilerinin daha sık ölçülmesi yine gündeme gelecek ki buna uygun çok hızlı yeni ürün geliştirilsin diye. Etkili risk yönetimi ve risk paylaşımı yine her toplantıda konuşacağımız bir konu olacak bizim için. Aynı şekilde tabii riski konuşurken de fırsatı yönetip ve fırsatların da paylaşımı da yine gündeme gelecek. İleriye dönük simülasyonlar, senkronizasyon çalışmaları ve akıllı zeka uygulamalarını kullanacağız. Maliyeti indireceğiz, hızı arttıracağız ve lojistik 4.0 uygulamalarının başlanmasını sağlayacağız. Ve dijitalleşmede, tedarik zincirinde yapay zeka kullanıma girecek. Artificial intelligence dediğimiz, nesnelerin internet dediğimiz, kullandığımız her nesnenin ne yaptığını sisteme bilgi şeklinde online vermesi gündeme gelecek. Bütün bu sisteme yüklenen bilgiler bizde çok büyük bir veri depolaması ihtiyacı çıkartacak. Big data dediğimiz ve bu big datalardan herkes istediği şeyde, programda istediği özellikle bilgiyi sistem üzerinden çekebilecek duruma gelecek. Tabii siber güvenlik çok önemli olacak çünkü herkesin ulaştığı bir sistemde bilgilerin bir kısmının o sistem için özel olması ve paylaşılmaması zorunluluğu var. O yüzden siber güvenlik önem kazanacak.
Bulut bilişimi, yani yazılımlar artık bilgisayarlarda çalışmayacak, bulut üzerinde çalışacak. Herkes buluttan bilgi alacak, verecek. Hiperotomasyon yine gündeme gelecek ve ürünlerin yaşam döngüsü artık konuşulmaya başlayacak. Product Lifecycle Management diye. Bu yaşam döngüsü, bu ürünün ömründe her noktasında bizim o ürüne ne kattığımız veya o üründen ne aldığımız konusunda bize bilgi verecek. Böylece kattığımız fonksiyonlar belli olunca bu fonksiyonların da icabında zincir dışından temin edilmesi, alınması ve sisteme eklenmesi kolay hale gelecek. Giydirilebilir teknolojileri kullanmaya başlayacağız ki bunları başladık kullanmaya. Bir sürü aletimiz var. Bu alet üzerinden artık data alarak buna uygun aksiyonlar çıkartabiliyoruz. İşte eldivenler var, ondan sonra gözlükler var, burada kullandığımız giysiler var. Yine sistem içinde kullandığımız, üzerinde çiplerin olduğu giysilerimiz var. İşte şeker ölçüm cihazlarımız var. Otomatik olarak vücuttaki şekeri ölçüp insülini aktarabiliyor. Ve de CRM gelişecek. CRM'i biz artık sadece geçmiş bilgilerin bir sistem üzerinde toplanması değil, bize geleceğe dönük yapılacak işlerle ilgili aksiyon yaratacak uygulamalarla, yani proaktif CRM dediğimiz uygulamalarla kullanmayı düşünüyoruz. Gelecekte bütün bunlar bizim tedarik zincirinde dijitalleşme, dijital dönüşümde kullanacağımız sistemler olacak. Bunların hepsini tek tek anlatmayayım. Çok özetledim sadece. Zamanımızı iyi kullanalım. Hepinize ilginiz için teşekkür ederim.